Sayın hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Şu an ses ve görüntüyü alabiliyor musunuz acaba? Katılımınız için öncelikle teşekkür ederek başlayalım bugünkü sunumumuza. Ekran paylaşımı yapayım ben. Şunu. Evet. Şu anda ekranımı gördüğünüzü düşünüyorum. İki ekran kullanırsam benim için daha rahat olacak galiba. Güzel. Hoş geldiniz. Şeyh Musa Aydoğdu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü sunumumuzda uzaktan eğitimde etkili ders tasarımını nasıl yapabiliriz? Etkili bir dersi nasıl tasarlarız? Bunu ele alacağız. Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Yani bizim asıl odak noktamız bugünkü sunumda bunlar. Tabii ki etkili bir ders tasarımı dediğimiz şey dersin kendisine göre, dersin içeriğine göre, dersin amaçlarına göre, dersteki katılımcı sayısına göre birçok faktöre göre farklılık gösterebiliyor. Peki biz bunu nasıl cevaplayacağız? Yani bir etkili ders nasıl yapılır sorusunun cevabını nasıl vereceğiz? Buna odaklanmamız gerekecek. Her ne kadar bizim burada amaçlarımız farklılaşsa da, öğrenme amaçlarımız farklılaşsa da, öğretim sürecinde izlenen yöntemler, sınıf içerisinde izlenen aşamalar büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Tabii tamamen benzerlik gösterdiğini söyleyemeyiz ama büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu noktadan hareketle ben de bugünkü sunumumu, sizler için hazırladığım sunumumu yöntem üzerinden anlatarak, yani bir dersin amacı örneği üzerinden değil, bir yöntem üzerinden hangi aşamada neyi yapabiliriz? Bu şekilde ele alarak sunmayı uygun gördüm. Bunun için de genelde bilişsel öğrenme ortamlarında daha çok tercih edilen Ganyi'nin 9 aşamalı öğretim modeli üzerinden aşamaları ele alma ve bu aşamalarda hangi araçları kullanabiliriz, hangi araçları önerebiliriz onu ele alacağız bugünkü sunumumuzda. Son olarak da bugün yine kapanışta da lisans programlarında öğretim gerçekleştirirken uyulması gereken 7 ilkeden bahsedeceğiz. Bu da akademik olarak yayınlanmış bir çalışma. Bunlara değindikten sonra bugünkü oturumu sonlandırmayı planlıyoruz. Tabii öncelikle Ganyi'nin 9 adımlı öğretim modeliyle başlayacağız. Bu hedeflere 3 aşağı 5 yukarı yani duymuşsunuzdur ya da daha önce karşılaşmışsınızdır. Özellikle eğitim bilimlerindeki arkadaşlarımız kesinlikle duymuşlardır diye düşünüyorum. 9 aşamasında şundan bahsediyordu Ganyi. Birincisi dikkat çekme. Birazdan her birini ayrı ayrı ele alacağız. Daha sonra hedeflerden haberdar etme. Ön bilgileri hatırlatma, içeriği sunma. Öğrenmeye rehberlik etme. Davranışı ortaya çıkarma. Dönüt ya da geri bildirim verme. Değerlendirme. Ve son olarak da kalıcılığı ve transferi sağlama. Dediğim gibi biz burada amaca göre değil, yani dersin amacına göre değil. Şu an birisi ses gelmiyor demiş. Galiba kendisinden kaynaklıdır. Mehmet Hocam sizden kaynaklıdır muhtemelen. Diğer hocalarımız duyuyor çünkü. Bir tekrar giriş yap, çıkış yapıp tekrar giriş yaparsanız muhtemelen düzelir. Tamam. Tamam. Şimdi kalıcılığı ve transferi bağlama dedik. Son olarak. Birinci aşamayla başlayacağız. Şimdi dikkat çekme. Dikkati nasıl çekebiliriz? Önce bu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Yani dikkat çekme dediğimiz şey nedir? Ne bizim dikkatimizi çeker baktığımız zaman? Tabii burada literatürde işte ders içerisinde fıkra ya da hikaye anlatmak mesela bu dikkat çekici şeylerden biridir. Genelde zaten biz bunları kullanıyoruz. Sınıfa girdiğimizde bir fıkrayla ya da hikayeyle ya da hikayeleştirmeyle en azından olayları dikkat çekmek için anlatıyoruz. Daha sonra günlük olaylarla ilişkilendirebiliriz. Güncel o haberlere bağlayabiliriz. Bizim dikkat çekmek istediğimiz şeyi. Zıtlıklar verebiliriz mesela, farklılıklar. Dikkat çekme de değişen bir şey çünkü. Yani bugün dikkatinizi çeken bir şey 2 gün sonra çekmeyebilir. Mesela salgın sürecini ele alalım diyelim ki. İlk başlarda, ilk salgın ortaya çıktığında maske takanlar dikkatimizi çekiyordu. Ya maske takıyorlar diye.
Şimdi şu anda maske takmayanlar dikkatimizi çekmeye başladı mesela. Dolayısıyla bu da değişken bir şey. Yani her zaman şu dikkat çeker diye bir şey söz konusu değildir. Farklılıklar dikkat çekiyor baktığımız zaman. O yüzden farklı bir şekilde başlamamız gerekecek. YouTube videolarını kullanabiliriz işte bu açıdan. Özellikle baktığımızda YouTube videolarının çok büyük yararı var. Çok değişik video kütüphanesi bir YouTube. Çok fazla video var kullanabileceğiniz. Düşündürücü bir soru sorabilirsiniz. Burada genelde zıtlıkları vermek ifade ediliyor. Yani düşündürücü soruyla bugüne kadar hep doğru bildiği bir şeyi eleştirel olarak. Mesela işte dünya yuvarlaktır diyor diyelim ki. Dünya yuvarlak ama ya düzse, bak dışarıyı düz görüyorsun gibi. Hadi bakalım bunu tartışın gibi. Tabii bu düzeye göre değişir. Yani dünya yuvarlak üniversite öğrencisinde değil de küçük çocuklarda biraz tartışmanız daha uygun olacaktır. Örneğin ben burada bir video paylaştım sizlerle. Onu izleyelim isterseniz. Bu elektrikle ilgili dikkat çekici. Yani benim dikkatimi çekti en azından bir video. Şimdi bunu göstermeden önce şurada görmüş olduğunuz yani sunum boyunca mümkün olduğunca her bir içeriği şu şekilde kare kodlarla desteklemeye çalıştım ki sizler de eğer mobil cihazınızdan bunu okutursanız kendiniz mobil cihazınızdan da izleyebilirsiniz. Veya üst kısımda görmüş olduğunuz gibi bir uzun link bir de kısa link şu şekilde yani cy.tc/ işte büyük Niğde, Yozgat, X ve 1 yazarsanız yine buna bağlanabilirsiniz. Birazdan bunları nasıl oluşturulacağınızı da göstereceğim. Yani ilk olarak bununla başlayacağız aslında. Yani kısa link nasıl oluşturulur? Uzun link vermek yerine katılımcılara. Ve şu kare kodu nasıl oluşturabilirsiniz? Bunları da göreceğiz. İsterseniz videomuzla başlayalım şu videoyla. Elektrikle ilgili bir video. İnsanoğlu binlerce yıldır statik elektriğin farkındaydı. Ama ne olduğunu ya da daha sonra kullanmak üzere onu nasıl depolayabileceğini bilmiyordu. Ta ki 18. yüzyılın ortalarına kadar. 1745'te Alman fizikçi ve Lütheryen Eval York von Kleist bu gizemli gücü daha iyi anlayabilmek için çalışmaya başladı. Amacı elektriksel yükü depolayıp açığa çıkarabilecek bir alet yapmaktı. Cam bir şişeyi gümüş varağıyla sarıp şişeyi yarısına kadar suyla doldurmakla işe başladı. Sonra da içinden tel geçen bir mantar kullandı ve telin suya değmesini sağlamak amacıyla şişenin tıpasını taktı. Tel ve su içteki folyoya değiyordu. Sonra bunu derme çatma bir sürtünme makinesine bağladı. Teorisine göre sürtünme üreten makinenin ürettiği elektrik şişeye naklolacaktı. Ancak az miktarda depolanırsa bir işe yaramayacaktı, çok fazlasıysa ölümcül olabilirdi. Aleti işe yaradı. İnsan elektriği kontrol edebilmişti. Asıl sorun bunun nasıl dağıtılacağıydı. 1880'lerin sonlarında bu bilim tarihinin en bilinen tartışmalarından birinin temelini oluşturacaktı. Elektriği dağıtmanın iki yolu olabilirdi. İlki doğru akımdı. Buna göre elektronlar güç kaynağından gidecekleri yere doğru tek yönde ilerleyebiliyordu. İkincisi alternatif akımdı. Bunda da güç kimi zaman dönen bir mıknatıs kullanarak ileri ve geri hareket ediyordu. İki farklı metodun savunucuları eski meslektaşlardı. Thomas Edison doğru akımı, Nikola Tesla alternatif akımı savunuyordu. Edison şimdilerde akım savaşları dediğimiz bir mücadeleye girmişti. Bu Tesla'nın alternatif akımına karşı Edison'ın doğru akımının mücadelesiydi. DC aslında oldukça tehlikelidir. Amerikan tarihinin en büyük fırtınalarından biri 1888 yılında yaşandı ve fırtına yüzünden doğu kıyı şeridi bir hafta boyunca elektriksiz kaldı. Ve Edison'ın DC hatları kar fırtınası sırasında insanların üstüne düştüğü için pek çok kişi ölüyordu. Ve Edison yine de insanları asıl tehlikeli olanın DC değil de AC olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Bunun için de hayvanlara halkın gözü önünde elektrik veriyordu. Başlarda sokak kedileri ve köpekleriyle başladı ve sonra at ve sığıra geçti ve 1903 yılında Coney Island'dan gelen Topsy isimli fili 1500 kişinin önünde AC kullanarak öldürdü. Hatta olayı filme kaydederek Amerika ile paylaştı. Fil az sonra neler olacağını bilmeden orada duruyor. Ayaklarının etrafından dumanlar çıkmaya başlıyor ve fil yere yığılıp ölüyor.
Bu insanı birkaç ayrı şekilde öldürebilir. Vücudunuzdan yüksek voltajda elektrik geçtiği için kalbiniz durabilir. Bu beyin fonksiyonlarınızı etkiler ve nefes almanız kesilir. Çok ciddi acı çekmenize neden olur. Şoka girersiniz. Yani ölmek için nahoş bir yöntem. Göremezsiniz, kokusunu alamazsınız, dokunamazsınız. Ama doğanın dokusunda bu vardır ve yanlış tarafına gelirseniz sizi de öldürür. Elektrik hayatımızın öyle önemli bir parçası ki artık onsuz yaşamayı düşünmemiz imkan. Evet, bu şekilde bir video. Mesela elektrikle ilgili dikkat çekmek istiyorsanız ben böyle bir videoyu uygun gördüm. Bunu paylaştım. Sonuna kadar izlememizin nedeni de genelde derste sadece bu video üzerinden, yani bu video üzerinden derken örnekler de bu video üzerinden olacağı için bu şekilde baştan sona izledik. Umarım dikkatinizi çekmiştir sizin de. Yani elektriğe karşı nasıl, elektriğin tarihçesi hakkında kısa bir bilgimiz olmuş oldu. Tabii burada o konuda çok fazla bilgi birikimi olan hocalarımızın olduğuna da eminim. Şimdi birincisi şu kısa linki nasıl oluşturabiliriz onu göstermek istiyorum size. Elinizde diyelim ki bir link var, siz bunu kısaltmak istiyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Çok kolay, şöyle yapıyorsunuz. Bir hemen ekran açalım. Şu an Google'a gelir kısa link, kısa link yazıyorsunuz. İlk çıkan link kısaltma servisini kullanabilirsiniz. Buna tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir link kısaltma servisi çıkacaktır. Ve burada linkinizi kopyalıyorsunuz, paylaşmak istediğiniz linki. Mesela bizim az önceki linkimiz şu YouTube videosunun linki. Bunu kopyalıyorsunuz Ctrl C ile. Kopyaladıktan sonra getirip burada kısaltmak istediğiniz link kısmına yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Sonra, daha sonra ise burada kısalttığınız linkin öncesinde, yani şurada ce.tc yazmasını ben uygun gördüm. Çünkü daha az karakter içeriyor. Burada hangisini yapmak istediniz? Yani ce.tc ile mi başlasın yoksa tek.link ile mi başlasın? Bu size kalmış bir şey. Yine ce.tc diyoruz. Burada kısa link oluştur dediğiniz anda bu sistem sizin için otomatik olarak şu şekilde bir kısa link oluşturuyor. Artık siz kullanıcılarınızla bu linki paylaştığınızda kişiler bunu görebiliyor. Aynı zamanda bu uygulama sizin için şöyle bir kare kod da sunuyor. Bu kare kodu da kullanabilirsiniz. Tabii bunu kullanmak istemiyorsanız, yani kare kodu ben burada kullanmak istemiyorum, daha doğrusu sadece kare kod almak istiyorum diyorsanız, bu durumda da Google'a gelip kare kod oluştur diyebilirsiniz. Ya da karekodoluştur.com diye bir uygulama var. Aynı linki buraya yapıştırıp buradan kare kod oluştur dediğinizde şu şekilde. Bazen geç çalışıyor yoğunluktan dolayı bu uygulama. Şöyle bir yenileyelim tekrar. Yapıştıralım. Biraz geç geliyor. Buradan alabilirsiniz. Bunu peki PowerPoint'e nasıl alacaksınız? Onu da şöyle yapıyorsunuz. Buradan resmi kopyala deyip, sağ tıklayıp kopyala deyip getirip burada PowerPoint'inizin içerisine yapıştırdığınızda artık bu kare kodu da kullanıcılarınız için sağlamış oluyorsunuz sayın hocalarım. Şimdi bunun dışında mesela başka ne yapabiliriz dikkat çekmek için? Soru sorabiliriz baktığınızda. Yine şimdi burada bir sorumuz var. İsterseniz kare kodu okutabilirsiniz ya da menti.com adresine girip, ben de buradan açayım. menti.com adresine girdikten sonra burada görmüş olduğunuz kodları 54 55 36 3 yazarak submit dediğinizde, şu an sizin için bir sorum var. Uzaktan eğitim denilince aklınıza gelen 3 şey nedir? Buyurun siz yazıp gönderin. Siz yazıp gönderdikçe de biz de buradan sonuçlarımızı görelim. Şurada. Evet, şu an cevaplarınızı bekliyorum hocam. Bu yok, paylaşım kısmından değil. Az önce yani buradaki tartışma kısmından değil. Buradan tekrar söyleyeyim. menti.com'a giriyorsunuz. Girdikten sonra karşınıza çıkan şu kod kısmından menti.com, onu göstereyim tekrar, menti.com. Bu adrese girdikten sonra burada bir değer isteniyor sizden. Bu değer kısmına da şurada görmüş olduğunuz 54, 55, 36 ve 3 yazıyorsunuz. Şu şekilde 54, 55, 36, 3. Tabii ki kare kodu tekrar getiriyorum. Karşınıza gelen ekranda sizden bir
Değer girmeniz dedi. Şurada, şu anda kare kodu şuradan görebilirsiniz. Şöyle küçültelim bu ekranımızı. Evet. Evet, şu an siz şeyleri girdikçe, değerleriniz girdikçe bakın burada biz şeyi oluşturuyoruz. Bunu dersin başlangıcında bir düşündürücü soru sorarak ve cevaplar geldikçe verilen cevapların yoğunluğuna göre kendisi otomatik olarak gördüğünüz gibi bir kelime bulutu dediğimiz bir şey oluşturuyor. Şu an hala giriyorsunuz anladığım kadarıyla. Şu ana kadar 13 kişi sadece göndermiş. Sayımız 115. Katılım oldukça düşük anladığım kadarıyla. Yani gönderime katılım geliyor hala. 14 oldu. Nuzem ve Perkulus, teknoloji, kolaylık, pandemi şu an ağırlıklı olarak gördüğümüz. Uzak, çok uzak diye hocamız var. Elmalı daha iyi efendim diyenimiz var. Evet. Gitgide artıyor. Şu an ağırlıklı olarak Nuzem'in. Kodu bir daha gösterelim. Kod şurada. Şöyle biraz küçülteyim. Evet, şurası. 54, 55, 36 ve 3. Şöyle sola hizalarsam daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Şöyle ve şöyle. Evet, bu şekilde mümkün olduğunca öğrencilerimizi derslere katılımını sağlayabiliriz. Peki bu uygulamayı nasıl kullanacağız? Yani biz de böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ders esnasında veya ders başlangıcında soru sorup ister böyle olsun ya da işte anlık olarak değişen bir grafik çizdirmek istiyoruz mesela. Peki bunu nasıl yapabiliriz dersek? Bunun için Mentimeter uygulamasını kullanacağız. Birazdan göstereceğim. 1-2 dakika daha cevaplar alalım isterseniz. Ya da 1 dakika daha. 24 kişi oldu şu ana kadar. Bakalım acaba değişecek mi sonuçlar. Nuzem ağırlıklı olarak devam ediyor. Orta kısımda gördüğünüz gibi. QR kod okuyucu uygulamayı artık telefonların çoğunda zaten kamera otomatik olarak tanıyor hocam. Yani eğer ki yoksa, tanımıyorsa otomatik olarak o zaman indirmeleri gerekiyor. Yani yeni nesil telefonlarda, mobil cihazlarda ekran tuttuğunuz anda gösteriyor zaten bağlantıyı. Ama yoksa da QR kod ücretsiz zaten uygulama, onu indirip kullanabilirler. Rica ederim. Evet, bu şekilde bir kelime bulutumuzu oluşturmuş olduk. Böylelikle aslında bunu ders başlangıcında konuşarak sınıf içerisinde tartışmayı da başlatabilirsiniz konunun öncesinde. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Genelde derste de bunu yaparsınız zaten. Bunu işte uzaktan eğitimde bu şekilde yapabiliriz. Peki bunu nasıl oluşturacağız? Asıl temel cevaplamamız gereken soru bu. Bunun için teşekkür ediyorum bu arada cevaplarınız için. Ağırlıklı olarak Nuzem, teknoloji, Zoom ve pandemi olarak şey olduğunu gördük ve Perkulus olarak bir sonrakinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz burada. Şimdi bunu nasıl biz oluşturacağız, onu ele alalım. Şöyle yapıyoruz. Mentimeter uygulamasını göstereceğim. Mentimeter.com'a giriyoruz. Buraya giriş yaptıktan sonra kendiniz Your Presentations, yani sizin sunumlarınızın olduğu sayfaya giriş yapıyorsunuz. Ve burada sunumlar oluşturabiliyorsunuz. Yani aslında ben sadece text slide'lık bir sunum oluşturmuştum. Burada kendiniz sunumlar oluşturabiliyorsunuz. Yani PowerPoint yerine isterseniz burada sunum oluşturup bu sunumu da kullanabiliyorsunuz. Ve burada uzaktan eğitim denilince aklınıza gelen 3 şey diye Your Question kısmına, soru kısmına bunu yazıyorsunuz. Çok kolay gördüğünüz gibi. Ve her bir kullanıcının vermek istediği cevap sayısını buraya işaretliyorsunuz. 3 derseniz 3 tane cevap alabiliyoruz. Ben şu an 3 şey dediğim için 3 tane cevap istedim sizden. Bunun dışında başka türlerde de sorular ekleyebiliyoruz. Mesela şuradan Add Slide diyelim. Add Slide dedikten sonra bakın burada Question Type dediğimiz farklı soru türleri var. Çoktan seçmeli. Mesela bizim az önce kullandığımız Word Cloud dediğimiz kelime bulutu oluşturma kısmıydı. Open-ended dediğimiz açık uçlu sorular olabilir. Mesela bunu ders esnasında tartışmada da kullanabilirsiniz. Birazdan bununla ilgili özel aracımızdan da bahsedeceğim. Ama burada da olduğu gibi bu uygulamayı da kullanarak bunu yapabilirsiniz. Veya işte bir ölçek verebilirsiniz. Farklı durumlar için hangi düzeyde değerler belirtiyorlar veya derecelendirme yapabilirsiniz burada. Veya sizin düşünceniz nedir? Beğen, bana bir soru sor, sizin düşünceniz nedir gibi kısımlar. Bu Instagram'da olduğu gibi
paylaşımlar yapabilirsiniz. Burada sabah hatta bununla ilgili bir soru vardı. İşte nasıl soru sorabiliriz, anlık olarak bunu nasıl oluşturabiliriz ve daha sonra kaydedip kayıtlara ulaşabiliriz dediğiniz şey işte bu. Bunu kullanabilirsiniz yani. İsterseniz buradan oluşturursunuz ve daha sonra bunu diğer öğrencilerle de buradaki kodu kullanarak paylaşabilirsiniz. Tek kötü yanı bunun, olumsuz yanı. Yani bu kod 2 gün boyunca geçerli bir kod. Dolayısıyla 2 gün sonra bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ya da işte sunumunuzda o kodu değiştirmeniz gerekiyor. Ama link değişmiyor. Yani burada share dediğinizde, paylaş dediğinizde bir link oluşturuluyor. Şu görmüş olduğunuz link. Dolayısıyla kod değişse de şu linki verdiğinizde sıkıntı olmaz. Ve burada yine sizin için bakın kare kodu otomatik olarak sunuyor. Bu da böyle bir uygulama, Mentimeter uygulaması. Ve biz bunu kullanarak az önce sizin uzaktan eğitim dediğimizde aklınıza gelen 3 şeyi öğrenmiş olduk. Şu ana kadar aklınıza soru takılsa cevaplayabilirim ya da devam edebiliriz isterseniz. Anladığım kadarıyla yok. Güzel. Devam edelim o halde. Bir sonraki aşamamız ise hedeflerden haberdar etme. Burada hedeflerden haberdar etmeyle neyi kastediyoruz? Öğrenciler ders sonunda neyi öğrenecekler? Siz buraya geldiniz, bu oturuma katıldınız, bu oturum sonunda şunları öğreneceksiniz. Mesela işte ne örnek verebiliriz? 5 dakika içerisinde araba lastiğini değiştirebileceksiniz. Mesela böyle bir hedef koyabilirsiniz. Tabii dersinize uygunsa. Bu hedefleri öğrenciler dersin başlangıcında belirtmek gerekiyor ki öğrenciler kendilerinin neyi beklediğini bilsinler. Dolayısıyla bunu PowerPoint sunumunda da yazabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra ders izlencesi de oluşturmanız gerekiyor. Ders izlencesi aslında bizim bu AKTS sisteminde olan bir yapıya benziyor. Bunun tabii %100 kesin bir standardı yok. Ben örnek bir tane göstereyim sizlere. Mesela benim ders için oluşturduğum bir tane örnek izlenceyi. Öncelikle öğretim elemanının, özellikle bu pandemi döneminde olduğumuz için iletişim bilgileri çok önemli. Yani öğrenciler bizimle nasıl iletişim kuracaklar? İşte e-postamızla iletişim kurabilirler ya da web sayfasında yaptığımız duyurularımızı görebilirler. Dolayısıyla bu bilgileri kesinlikle paylaşırsanız sizin için yararlı olacaktır. Daha sonra dersimizin amacı nedir? Bu derste ne yapacağız? Neyi hedefliyoruz? Burada ondan bahsediyoruz ve daha sonra öğrencilerden ne bekliyoruz? Kim ne yapacak ve neye göre değerlendirilecekler öğrenciler? Burada ondan bahsetmemiz gerekiyor. Mesela benim yaptığım derslerde işte derse katılım %10, görevler veriyordum her hafta. Bunları yaptıkları puan %20'si, vize sınavı için bir proje hazırlıyorlar, bunun %30'u ve sınav oluyorlar. Bunun da %40'ı alınıp bu oluşan değerin %40'ı vize sınavını oluşturuyor. Ve final içinde yine aynı şekilde görevler, proje ve son sınavın aldıkları puanların %60'ı da final sınavını oluşturuyor ve bunlar nihayetse sonucu öğrencilerin başarı puanını oluşturuyor. Bunun dışında bir de haftalık programı ekleyebilirsiniz. Haftalık olarak kim ne yapacak, hangi konuları ele alacağız bunları yazabilirsiniz. Tabii bunun için, bu izlenceyi oluşturmak için Word uygulamasını kullanabilirsiniz ve Word uygulamasını kullandıktan sonra bunu PDF formatında kaydedip yayınlayabilirsiniz veya Word formatında da yayınlayabilirsiniz. Ya da benim de yeni karşılaştığım, yeni gördüğüm Atatürk Üniversitesi'nin bununla ilgili yapmış olduğu bir çalışma var. İzlence oluşturmaları için. Onu kullanabilirsiniz derseniz. Şöyle yapıyorsunuz. okem.atauni.edu.tr'ye girdikten sonra, şöyle göstereyim. Buraya girdikten sonra şurada ders izlence örneği kısmı var. Buradan web aracına geçtiğinizde işte karşınıza bu geliyor ve buradan da isterseniz düzenleme açık dedikten sonra işte istediğiniz alanı kendi istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Dersin tanımı, dersin sonunda katılımcıların neler yapacağı ve bunu kaydedip ya da çıktısını alıp istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunması isterseniz, yani kullanabileceğiniz daha doğrusu bir uygulama olarak önerim olsun sizlere. Dolayısıyla izlence bizim için çok önemli. İzlence belli olmalı ki öğrencilerin nereye gideceği belli olsun. Ne yapacağımız belli olsun. Bir sonraki aşamada ön bilgileri hatırlatıyoruz. Tabii şimdi her aşama için artık ayrı ayrı araçlar önermeyeceğim. Çünkü araçlar her aşamada kullanılabiliyor bundan sonraki önereceğim araçlar. Sadece aşamalardan bahsedeceğim ve toplu olarak bu aşamalarda hangi uygulamalar kullanılacak, kullanılabilir onlara değinmek istiyorum şimdi. Mesela ön bilgileri hatırlatma ile devam edeceğiz. Ön bilgileri hatırlatma dediğimiz şey anlamlı öğrenme kuramında da, şema kuramında da aslında
karşımıza çıkan bir şey bu. Öğrencilerin şu anki bilgilerin önceki bilgilerin üzerine eklememiz gerektiğine ne dair bir kısım bu. Yani bir yeni bilgi veriyorsak öncesinde ne yaptık, şimdi ne yapacağız, bunu nasıl ilişkilendirebiliriz? Ve bunu da mümkün olduğunca özel sorular sorarak, yani önceki derste teknolojinin ne gibi kolaylıklar sağladığını konuştuk gibi sorularla yaparsanız daha yönlendirici olursunuz diye düşünüyorum. Tabii bunun için canlı ders ekrandaki mesaj bileşeni, şu an sizin mesaj yazdığınız yerden olduğu gibi onu kullanabilirsiniz. Ya da rastgele söz hakkı siz verebilirsiniz. Listeyi açıp söyle bakalım Ahmet, işte geçtiğimiz derste teknolojinin ne gibi kolaylıklar sağladığından bahsetmiştik. Hatırlıyor musun, bizi bilgilendirir misin gibi ön bilgileri hatırlatabilirsiniz. Daha sonra içeriği sunma kısmı, ki bu büyük çoğunluğunu alan kısım. Ve burada mümkün olduğunca çeşitlendirme kullanmaya özen gösterin. Önce birinci maddemizden bahsedeyim. Soru sorduktan sonra düşünme için zaman tanımanız. Bu çok önemli. Şimdi uzaktan eğitimde biz ders verirken sınıf ortamındaki gibi olmuyor. Yani biz bilgisayar başında hani fizikteki görecelilik kuramı var ya kişiye göre. Aslında burada da öyle, onun gibi bir durum oluyor. Yani siz, biz soru soruyoruz. Öğrencilerin hemen cevap vermesini bekliyoruz. Bizim için zaman sanki çok hızlı geçiyormuş gibi oluyor. Yani niye hemen cevap gelmiyor diye düşünüyoruz. Halbuki öyle değil. Yani öğrencilerin bir defa konuştuktan sonra onun iletilmesi için geçen bir zaman var. Ondan sonra öğrencilerin düşünüp cevap yazması için de bir zaman olması gerekiyor. Gerçek sınıf ortamında hepimiz aynı zaman kavramına sahip olduğumuz için bekleyebiliyoruz. Bekliyoruz daha doğrusu. Ama şu an mesela benim için zamanın geçme hızıyla sizinki büyük ihtimalle aynı değildi. Benim için daha hızlı geçiyor mesela şu an zaman. Çünkü sunumu ben yapıyorum. O yüzden mümkün olduğunca düşünmek için zaman vermeye özen göstermek gerekiyor. Ve çeşitlendirmeye çalışmak gerekiyor burada. Sunumu mümkün olduğunca çeşitlendirmek. Bununla da işte birazdan kullanacağımız araçları kullanabilirsiniz. Birazdan göstereceğiz o araçları. Devam edelim. Öğrenmeye rehberlik etme dediğimiz bir aşamamız var. Bu aşamada ise öğrencilerin içeriği daha kolay öğrenmesi ve hatırlaması için stratejiler ve öneriler veriyoruz. Sonraki aşamamıza geçelim. Davranışı ortaya çıkarma. Burada da artık öğrencilerin kendilerinin bu bilgileri ve becerileri ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Daha sonra bireysel ve grup olarak yazılı projeler verebiliriz bunun için. Bunun için Google Dokümanı kullanmanız yerinde olacaktır. Çünkü özellikle işbirliğine dayalı çalışmalarda çok etkili bir araç olarak kullanılabiliyor Google Docs. Onu da göstereceğiz. Bunun dışında dönüt verme aşamamız bulunuyor. Dönüt verme aşamasında da öğrencilere yaptığı çalışmalar hakkında geri bildirim vermemiz gerekiyor. Yani sadece ödev vermek değil ya da sadece görev değil, geri bildirim vermek gerekiyor. Bu geri bildirim konusuna en sonunda bir daha değineceğiz zaten. Bu 7 ilkeden bahsederken. Bu geri bildirimlerde mümkün olduğunca açıklayıcı geri bildirim vermemiz gerekiyor. Bunları hızlı geçiyorum çünkü hepimiz eğitici olduğumuz için zaten bunlar bildiğimiz şeyler. O yüzden hızlıca geçiyorum bu ilkeleri. Mümkünse bir rubrik kullanabilirsiniz. Yani eğer ki bir elinizde standart bir test yoksa çoktan seçmeli gibi, işte geri bildirimde standart hale getirmek istiyorsanız bir rubrik kullanabilirsiniz bunu yapmak için. Ve sondan bir önceki aşama, değerlendirme aşamasında eksik oldukları konuları belirlemek için değerlendirme yapıyoruz. Hangi konularda eksik olduklarını belirlemek için. Ve son olarak da kalıcılığı ve transferi sağlamak için de artık kendi kişisel bağlamlarında bunu uygulaması, yani bir görev belirleyip bu kapsamda bu bilgiyi kullanmaları olabilir. Bunun için en güzel ortamlardan birisi, ki sabah gördüğüm kadarıyla bu yeni sistemde de mevcut, Moodle'da da mevcuttu. Tartışma ortamını kullanabilirsiniz. Forum bileşeni olarak geçiyor orada. Forum bileşenlerini kullanmanızı öneririm. Haftalık olarak düşünülmesi gereken 3 soru mesela sorup öğrencilerin bunlara cevap vermesini isteyebilirsiniz. Burada tabii ki öğretmene çok yük düşüyor. Yani örgün eğitimdekinden daha fazla yük düşüyor burada öğretmene. Çünkü bu hazırlıkların hepsini yapıp hepsinin sisteme girmesi gerekiyor. Örgün ortamda bunlar yazılı değil, sözlü olarak söylendiği için ya yine hazır gidiyorsunuz ama bunu bir yere yazmanız gerekmiyordu. O yüzden öğretim görevlisine, öğretmene burada çok büyük yük düşüyor baktığınızda. Ve son olarak zihin haritalarını da kullanabilirsiniz. Bununla da ilgili örneğimiz birazdan gelecek. Tabii bunları yapmak için birçok uygulama var. Eskiden bu uygulamaların neredeyse büyük çoğunluğu ücretsizdi. Yavaş yavaş, yani özellikle bu pandemiden sonra bazıları ücretli hale geldi ama sınırlı kullanım yine ücretsiz oluyor baktığımız zaman. Şimdi bu görmüş olduğunuz, tabii hepsini anlatmaya zamanımız da burada
yeteceğini sanmıyorum. Bir de aşırı yüklenme olur, öyle düşünüyorum. O yüzden bazılarına değineceğiz burada şimdi hangilerini kullanabileceğimize. Mesela bunlardan bir tanesi ThinkLink dediğimiz bir uygulama. Bu uygulama ne işe yarıyor? Önce ona değinelim. Bizim görselleri ya da videoları etkileşimli hale getirmemizi sağlıyor. İşte thinklink.com adresinden giriyoruz. Burada iki tane örneğimiz var. Hatta ben giriş yapıp şöyle örnekleri de göstereyim sizlere. Şuradan thinklink.com adresine giriş yapıyorum. Buraya girdiğimiz zaman, tabii Google hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ben şu an kendi Gmail hesabımla bağlandım buraya. Giriş yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Tabii örnek şu sample'lar daha önce uygulamada olan örneklerdi. Buraya VR cihazıyla çekilmiş 360 derecelik görüntüleri de yükleyebildiğiniz gibi, VR imajlar ya da videolar yükleyebileceğiniz gibi normal resimler ve videolar da yükleyebiliyorsunuz. Peki yükleyince ne oluyor? Ona değinmek istiyorum. Mesela burada yüklemiş olduğum daha önceden bir resim var. Bu görsele diyelim ki açıklama eklemek istiyorsunuz. İşte şu görmüş olduğunuz artlar benim eklediğim açıklamalar. Onları nasıl ekliyoruz? Şunu gizle diyelim. Şuradan edit diyelim. Şöyle yapıyorsunuz. Buradan add tag dedikten sonra örneğin add text label diyoruz ve teksti yazıp metni yazıp içeriğini dolduruyoruz. Örnek eklenen tag diye yazalım ve done diyelim. Bakın yeni eklediğim şu. Bu resimde üstüne geldiği zaman bu resmi inceleyen öğrencinin göreceği şey. Mesela daha önce eklemiş olduğum işte şu artıya tıkladığında kasa. Kasa nedir? Bilgisayardaki dahili bileşenlerin depolandığı donanım elemandır şeklinde görebiliyoruz. Ya da monitörün üzerine tıkladığında buraya bir YouTube videosu ekleyebiliyoruz. Bunu nasıl ekleyebiliyoruz dersek yine add tag diyoruz ve bu defa add content from website diyoruz ve şu enter embed code or URL dediği yere bulduğumuz videonun linkini veriyoruz. Mesela ne videosu olabilir? İşte matematik video diye aratalım. Matematik video diye aratalım. Evet. Diyelim ki şu videoyu eklemek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu videonun şimdi linkini böyle kopyalayıp burada şu görmüş olduğunuz enter code or URL dediğiniz yere ekleyip tamam dedikten sonra artık bizim bu görseli paylaşacağımız kişiler şu artıya tıkladığında artık bu videoyu izleyebilirler. Dolayısıyla bu bize ne yapmış oluyor? Bize neyi sağlamış oluyor? Mesela tarih dersinde bunu kullanabilirsiniz aktif olarak. Önünüzde bir resim varsa, bir görsel varsa işte üzerlerine artılar koyup onunla ilgili videolar paylaşabilirsiniz. Ya da biyoloji dersinde mesela işte bir vücudun bölümlerini anlattığınız bir kısım olduğunu düşünün. Bir görsel koydunuz ve o görseldeki üzerindeki artılara tıklayarak onunla ilgili açıklamaları görebilirler. Bu şekilde resmimizi oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra bunu öğrencilerimiz için görünür hale getirmek için share butonuna tıklıyoruz. Paylaşma butonuna. Daha sonra bunu istersek linkini paylaşabiliyoruz. Ya da işte sosyal medyada kendimiz paylaşabiliyoruz. Öğrenme yönetim sisteminde şu linki paylaşmamız yeterli oluyor. Bunu paylaştığımız zaman artık öğrencilerimiz gördüğünüz gibi şurada da var zaten. Hemen şunu açalım örneklerden. Şöyle. Tabii video ile ilgili videoyu değil şunu göstereyim önce sonra videoyu göstereceğim. Paylaştığımız zaman bu linki giren tüm öğrencilerimiz gördüğünüz gibi bununla ilgili yönlendirmeleri görüyorlar. Bu şekilde bir görseli etkileşimli hale getirebiliyoruz. Bunu kullanabiliriz dersimizde veya öğrencilerimizden bu aracı kullanarak bu tarz görseller oluşturmalarını ve üzerlerine açıklamalar eklemelerini de isteyebiliriz. Bu da tabii tercih edeceğimiz yöntemlerden birisi. Bunun dışında videolara da erişebiliyoruz. Videolara da müdahale edebiliyoruz. Onun için de şu örneği göstereyim. Daha önce yüklemiş olduğum işte yine elektrikle ilgili videoyu yükledim. Şöyle durduralım. Bu videonun içerisinde mesela şu kısma geldiğimizde iki tane tag ekledim. Bunların üstünde bir tanesi işte sizce günümüzde elektrik nasıl depolanmaktadır şeklinde soru ekleyebilirsiniz. Ya da şurada da görmüş olduğunuz gibi mesela elektrikle ilgili Wikipedia sayfasından içeriği videonun içerisine ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman öğrencileriniz videoya giriş yapıp yine resmi eklediğiniz gibi bu defa herhangi bir süreye ekliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman öğrencileriniz, bu linke sahip olan öğrencileriniz videoyu çalıştırdığı zaman artık o saniyeye geldiklerinde bununla ilgili açıklamaları veya sizin yaptığınız yönlendirmeleri
görebileceklerdir. Bu da etkileşim eklemek için, paylaştığınız içeriklere etkileşim ekleyebilmek için kullanabileceğiniz bir diğer uygulama. Bunun dışında başka bir uygulamaya geçelim isterseniz. Yine aynı şekilde şu kare kodları kullanarak veya şu kısa linkleri kullanarak da siz de bunları görüntüleyebilirsiniz. Bir başka uygulama ise Edpuzzle uygulaması. Bu uygulamalarda da videolar içerisinde sorular veya notlar ekleyebiliyoruz baktığımızda. Örneğimiz de var. Edpuzzle, önce örneğimizi göstereyim isterseniz. Şöyle linkimizi alalım. Ve linkimizi şuraya yapıştıralım. Şimdi bunun ThinkLink'ten farkı şu. ThinkLink'te şu şekilde yönlendirmeler çıkıyor ve video devam ediyor akmaya. Yani kullanıcının o anda tıklaması gerekiyor veya durdurması gerekiyor. Burada ise şunu yapabilirsiniz. Mesela videoyu izliyor kişi ve bakın şuraya bir tane çoktan seçmeli, multiple choice dediğimiz çoktan seçmeli bir soru ekledik. Evet, şu kısma geldiğinde şöyle orayı görelim. Meslektaşlardı. Thomas Edison doğru akımı, Nikola Tesla alternatif akımı savunuyordu. Evet, bu noktaya geldiğinde bu defa karşısına şöyle bir soru çıkacak. Biz eklediğimiz için çıkıyor bu. Günümüzde evde kullandığımız cihazlar, yanlışlıkla ciharlar yazdım siz, cihazlar hangi akım ile çalışmaktadır? Doğru akım mı, alternatif akım mı? Mesela yanlış cevap verirse, doğru akım derse bu defa hatalı olduğunu söylüyor. Tabii ki cevabın şu olduğunu söylüyor. Tabii doğru akımla çalışan cihazlar da var. Sorunun burada değiştirilmesi lazım. Biraz acele yazılmış bir soru, öyle düşünelim. Dolayısıyla ya eve sağlanan elektrik hattından sağlanan elektrik, hangi tür elektriktir gibi değiştirilmesi gerekiyor aslında o sorunun. Peki bunu nasıl biz kendimiz yapabiliriz? Kendimiz nasıl oluşturabiliriz? Onu göstereyim. Buradan öncelikle kendiniz ana sayfanızdan şeyi yüklemeniz gerekiyor. Videoyu yüklemeniz gerekiyor. Resources kısmından şöyle. My Content kısmından. Buradan Add Content deyip Create Video deyip bunu yüklemeniz gerekiyor. Bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya videoyu yükleyeceksiniz ama elinizdeki video çok uzun olabilir. Boyutu ya da işte süresi uzun olabilir. Siz bunu kısaltmak istiyor olabilirsiniz. Videoyu kırpmak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda ne kullanacaksınız? Bunun için size bir uygulama önereceğim. Format Factory adında bir uygulama. İsterseniz bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada, yani uygulamayı indirdiğiniz zaman göreceksiniz. Kendi içerisinde hem videolar, hem sesler, hem görüntüler, hem dokümanlar, yani PDF'i doküman, doça çevirme gibi işlemler. Bunların hepsini yapabilen tek başına bir uygulama olduğunu göreceksiniz. Buraya videonuzu aldıktan sonra, şöyle gösterelim. Mesela burada bir videomuz var mı? Örnek videomuz. İndirilenlerin içinde vardır muhtemelen. Evet. Mesela örnek videomuzu buraya attıktan sonra, tamam dedikten sonra artık bu videomuzu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sağ tıklayıp klip dedikten sonra istersek videomuzu şey de yapabiliriz. Buradan boyutunla mesela crop aracını kullanarak şurada kesme aracını, videonun boyutunu da şu şekilde istersek. Yani alta bir yazı akıyor mesela, şuranın görünmesini istemiyorsunuz. Şu şekilde videoyu parçalara da ayırabilirsiniz. Bunu da çıktı olarak alabiliyorsunuz. Bu da kullanabileceğiniz Format Factory bir diğer uygulama. Kestikten sonra videoyu buraya Add Content deyip yüklüyorsunuz videonuzu. Videoyu yükledikten sonra da artık karşınıza bu şekilde görünüyor video. Bu yüklendikten sonra buradan Edit deyip ve artık karşınıza çıkan bu ekranda Questions kısmına gelip sorular kısmına isterseniz çoktan seçmeli veya açık uçlu veya işte not dediğiniz bir kısım ekleyebilirsiniz. Mesela çoktan seçmeli bir soru eklensin. Şu an imlecin bulunduğu yere ekleniyor. Ve soru içeriğini buraya yazıyorsunuz. Soru içeriği ve sizin cevaplarınız. Bu doğru cevap olsun. Bu da yanlış cevap olsun. Evet. İsterseniz burada feedback de verebiliyorsunuz. Soruyu soruyorsunuz. Verdiği cevaptan sonra feedback dediğimiz geri bildirimimizi de buraya verebilirsiniz. Yani doğru yaptın, tebrikler, ya da yanlış yaptın, bunu bir daha şu şekilde düşünebilirsin gibi kendiniz geri bildirim de verebiliyorsunuz. Şuradan farklı cevaplar da ekleyebiliyorsunuz isterseniz ve bunu save et dediğinizde, kaydettiğinizde artık bakın ilk adıma bir tane şeyin geldiğini görüyoruz. Tabii bunu sürükleyerek istediğimiz yere bırakabiliyoruz. Şu saniyede şey yarısına kadar çıkarabilecek bir alet yapmaktı. Evet, cam bir şişeyi gümüş parayla sarıp artık karşımıza o
Görmüş olduğunuz çoktan seçmeli soru geliyor. Böylelikle videoları da etkileşimli hale getirmiş oluyoruz. Yani elimizde sabit bir video var. İstediğimiz bir yerinde soru sormak istiyoruz. İşte bunu kullanabilirsiniz. Sorunuz varsa cevaplayabilirim, yoksa devam edeyim. Anladığım kadarıyla yok. Tamam. O halde devam edelim. Nearpod bir diğer uygulama, kullanabileceğimiz bir uygulama. Bunun içerisinde de farklı araçlar var. Mesela gün içerisinde gelen sorular, mesela şu an kullanmış olduğumuz tartışma bileşeni, yani sizin mesaj yazdığınız kısmı düşünelim. Sorular çok fazla olduğunda bir süre sonra soruların takibi zorlaşıyor. Bu durumda mesela tartışma panolarını buradaki aracı da kullanabilirsiniz. Birazdan bahsedeceğim başka bir aracı da kullanabilirsiniz bunun için. Nearpod uygulamasını şimdi ele alacağız. Bu nasıl çalışıyor, ona bakacağız. Bunun için Google'a gelip Nearpod yazıyorum. Nearpod. Bu uygulamaya giriş yaptığımız zaman, evet, Google hesabımla giriş yapıyorum ben. Evet, daha önce oluşturmuş olduğum şeyleri burada görüyorum. Burada bir tartışma başlatabiliyorsunuz işbirliği amacıyla, ya da bir review quiz, gamifat dediği ki o şu time to climb oyunu oluyor. Birazdan bunu göreceğiz. Bir diğeri de Bell Ringer dediğimiz şu kısmı oluşturabiliyorsunuz. Bir tane geri bildirim alabileceğiniz şu kısmı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi birincisi olarak hangisiyle başlayalım? Time to climb ile başlayalım isterseniz. Bunu preview diyelim. Şöyle yapalım, bir saniye. Editleyeyim. Şimdi sizinle bir link paylaşacağım ben. Şöyle share diyelim. Şöyle açalım önce. Çift tıklayıp açıyoruz buradaki sunumumuzu. Evet, bunun içerisinde sorular ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu save deyip kaydediyoruz. Ve amacımız şu: şimdi öğrencilerin buna bağlanmasını istiyoruz. Yani bu oyunu oynamalarını istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Share'a tıklıyoruz. Buradan e-mail değil de şey olarak göndermek istiyoruz. Onu nasıl yapabiliriz? Şöyle gelelim tekrar. Değişiklikleri kaydedelim. Evet, Teach diyoruz burada. Değişiklikleri kaydettikten sonra. Şimdi 3 farklı modu var. Bizim oluşturduğumuz o soruları şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Öğrenci modunda. Bunlardan bir tanesi Live Participation dediği. Yani öğrencilere şu an bir link göndereceğim ben. Şu an siz de sınıfta mesela öğrenci olarak düşünelim sizi. Size bir link göndereceğim. Siz girdiğiniz zaman sorulara cevap verdikçe ilerleyeceksiniz. Dağa tırmanma oyunu bu aslında. Bunu yapacaksınız. Ya da Zoom eklentisi olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da Student Paste dediğimiz, öğrenci şu kadar süre içerisinde girsin doldursun. Şu an canlı değil de daha sonra girsin doldursun diyebiliyorsunuz. Biz Live Participation kısmını ele alalım. Buna tıklıyorum. Evet, şimdi şuradan linkini alayım ben bunun. Bunu kopyalayayım. Tabii öğrencilere bu kodu da verebilirsiniz. Ben bu linki kopyalayıp şu an sizlere mesaj olarak gönderdim. Bu linke giriş yapıyorsunuz. Evet, şu an giriş yaptıkça burada kişileri göreceğiz. Ben de farklı bir tarayıcıdan giriş yapayım o arada. Henüz hiç kimse girmedi herhalde. Heh, bir kişi geldi. Ebru geldi. Evet, bir kişi daha geldi. Özlem geldi. Evet, bir kişi daha. Evet, buradan start dediğimde oyun başlıyor aslında. İsminizi yazıyorsunuz. İsterseniz optional name dediği
isteğe bağlı başka bir isim de girebiliyorsunuz. Evet, Kökçe geldi. Kişiler geliyor gitti. Gonca, Begüm. Bir 30 saniye daha bekleyelim. Şu ana kadar 10 kişi olduk. Halbuki 100 kişiyiz şu an oturumda. Evet, 11. kişi geldi. Şu an geliyoruz. 12, 13. Evet. 15 kişi. Şu an anlık olarak siz giriş yaptıkça görmeye devam edeceğiz. Başka? Yok mu gelecek olan acaba? %10 şu anda katılım yaklaşık olarak. Evet. Başka yok herhalde. Şu an hazırsanız 16 olur. Şimdi birazdan gelecek olanlar giremeyebilirler ama onu söyleyeyim. Evet, başlayalım. Şimdi start diyorum ve start dediğim anda artık şu an sizin karşınızda sorular görünecek. Siz soruları çözün isterseniz. Tabii ben anlık olarak sizin verdiğiniz cevapları da görebiliyorum. Süremiz azalıyor şu anda. 20 saniye oldu. Sesi kısalım birazcık. Hatta ben sesi tamamen kısayım. Öğrenciler şu an cevap verdikçe biz burada şeyi görebiliriz. Tabii cevap verdikleri süreye göre her şey değişiyor. Evet, birinci adımda yükselenler yükseliyor ve ikinci soru geliyor. Tabii bunlar deneme amacıyla rastgele yazılmış sorular. Bir sonraki soru geldi. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır diye bir soru. Şu an siz onu görüyorsunuz ekranınızda. Evet, onu cevaplayacaksınız. Evet. Bu şekilde biraz daha artık yukarı çıkmaya. Tabii yanlış yapsanız da yukarı çıkmaya devam edin. Burada moraliniz bozulmasın diye. Evet, son soru. Dünya yuvarlaktır. Doğru mu yanlış mı sorusu yine. Son kişi cevaplayınca otomatik olarak çıkıyor. Yani 30 saniye süre var. 30 saniye içinde son kişi cevaplamayana kadar şey oluyor. Şu an hepiniz cevaplamış olduğunuz için bu aşamayı da geçtik. Ve son olarak baktığımızda Hasan birinci sırada, Elmalı ikinci ve Barış üçüncü sırada oluyor. Bu şekilde etkileşim aracını kullanabiliriz işte. Bunu derste öğrenciler arasında etkileşim sağlamak için veya kendimizi öğrencilere derse çekmek için bu aracı kullanabiliriz mesela. Bu onlardan bir tanesiydi. Çıkış yapalım. Çıkış yapmak istiyor musunuz diye sordu. Bu şekilde çıkış yaptı. Kendinize Nearpod'u kullanıp bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında bir başka yine Nearpod'un sağlamış olduğu bir özellik. Şu var olan bir kaydedelim. O kaydolurken şunu göstereyim. Teach diyelim. Yine başka bir araç bu defa. Live Participation diyeyim. Yine aynı şekilde. Burada da şey yapabiliyoruz. Şöyle linkini alalım. Kopyalayalım. Kapatalım. Yes diyelim. Bu da uzaktan mesela öğrencilerin cevap vermesini istiyoruz ve verdikleri cevabı şu linkten siz şimdi göndermenizi istiyorum. Evet, uzaktan eğitimde olmazsa olmazlar sizce nedir? Hadi bakalım herkes bir cevap versin ve ben bunları görmek istiyorum diyoruz mesela. Bakalım ne cevaplar gelecek. Şuradan bakalım. İki tane cevap gelmiş. Bakın bunu istersek kendimiz şey yapabiliyoruz. Onaylatabiliyoruz. Ya öğretmen görebiliyor. Şimdi bir tanesi istenmeyen bir şey yazabilir. Onayladıklarımız kişiler yazdıkça bizim burada onayladıklarımız gördüğünüz gibi işte bilgisayar diyen var, etkileşim, internet gibi postlar var. Biz bunları onayladıkça bunlar karşımıza çıkıyor. Şöyle onaylamaya devam edelim. Burada da her kişinin cevabını görüyoruz. Böylelikle öğrencilerin hepsinin cevap vermesini sağlayabiliyoruz. Gitgide bu şekilde gördüğünüz gibi gelen cevaplar her birini kaydettik. Evet, bu şekilde bir tahta üzerinde yapışkan not gibi eklememiz mümkün oluyor gördüğünüzde. Bunu paylaş dediğimizde o sınıftaki öğrencilerle de paylaşabiliyoruz. Daha sonra buna erişebiliyorlar öğrenciler. Bu da işte kavramları en azından görelim ve bununla ilgili tartışalım dediğinizde yapacağınız şey. Aynı şekilde buradakilere beğen de ekleyebiliyorsunuz. Mesela Gonca hocamız internet demiş, şu şekilde beğen diyerek kendimiz kalp bırakabiliyoruz. En çok acaba hangisi kalp alacak? En çok hangisi beğenilecek? Onu da görebiliyoruz. Tabii cevaplar gelmeye devam ediyor.
biz bu cevapları bu şekilde onaylamaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Nitelikli insan cevabı gelmiş mesela. Tabii bence de olmazsa olmaz. Şu şekilde onu da beğenelim. Bu şekilde kendiniz de şu an siz de beğenebiliyorsunuz. Şu an Mehmet Köten cevabını 2 kişi beğenmiş. Ben de beğenim 3 olsun mesela. Acaba en çok hangisi beğenilecek gibi etkinlik oluşturabiliyorsunuz. Bir diğer ise bu Nearpod'la yapabileceğiniz bir diğer etkinlik ise ve son etkinlik türü onu da göstereyim. O da şurada open-ended questions dediğimiz yine live participation olsun. Şu an canlı olarak gerçekleştirelim. Evet, linkini alalım bunun. Kopyala diyelim. Burada size bir soru gönderdik. Şu anki bu aldığınız eğitimle ilgili düşünceleriniz. Yani şu ana kadar en azından 50. dakikaya kadarki düşünceleriniz gibi. Öğrencilere sorduk ve cevapların gelmesini istiyoruz mesela. Açık uçlu cevap vermelerini istiyoruz. Hani sabahki dediğimiz gibi oturumda da gördük işte çok fazla cevap olduğunu görebiliyoruz. Evet, çoğu kişi no answer şeklinde cevabını vermiş. Burada göremiyoruz. No answer şeklinde görüyoruz. Boş mu bıraktılar acaba? Muhtemelen boş bıraktık geçtiniz. Tamam. Bu şekilde bu da son etkinliğimizdi. Nearpod'da yapabileceğiniz. Devam edelim. Bunun dışında başka ne var peki kullanabileceğimiz bir araç? Yani şu ana kadar etkileşimli görsel ya da videoyu nasıl oluştururuz onu ele aldık. Videolar içerisinde nasıl sorular ekleriz, geri bildirim veririz onu ele aldık. Daha öncesinde başka uygulamaları ele almıştık. Şimdi ise zihin haritaları dediğimiz şey nasıl oluşturabiliriz ki bunu derste de dediğimiz gibi kalıcılığı transferi sağlamada da kullanabiliriz. Ders başlangıcında önceki bilgilerle ilişki kurmak için de sağlayabiliriz. Bir kavramın öğrencinin zihninde nasıl oluştuğunu görmek için de yani zaten iletişim dediğimiz şey anlamları ortak kılma süreci. Anlamları ortak kılma süreci dediğimiz şey de herkesin hepimizin yani daha az öğretmen olarak bizim zihnimizdeki o anlam yapısını karşıya aktarma becerisi olduğu için zihin haritaları kullanışlı bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bu araç eskiden ücretsizdi tamamen. Artık bu da ücretli oldu. Şurada bir örnek hazırladım. İsterseniz bu örneği göstereyim öncelikle. Sonra nasıl kullanılacağını da göstereceğim bunu. Örneğimiz şöyle bir örnek. Öğretim teknolojileriyle ilgili benim hazırladığım bir zihin haritası. Tabii bu zihin haritası daha çok geliştirilebilir. Ortada öğretim teknolojileri var. Bunun işte bağlı olduğu şeyler, bunlardan bir tanesi öğretim sistemleri geliştirilmesi ya da işte biri performans teknolojileri, biri işte tarihsel gelişimi geliyor aklıma benim. Ya da öğrenme kuramlarından etkilendiği için, daha doğrusu öğrenme kuramlarını baz aldığı için bunlar geliyor. Mesela şuradan devam edelim. Öğretim sistemleri geliştirilmesi dediğimizde de genelde aklıma önce genel süreç olarak işte analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme geliyor. Peki bunların içerisinde neler var? İşte analizde öğrenen ihtiyaç ve iş analiz dediğimiz amaç analizi ya da bunlar geliyor. Ya da tasarımda işte hedeflerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak testlerin geliştirilmesi geliyor. Daha sonra işte geliştirme aşamasında neler oluyor gibi. Bu şekilde zihin haritaları oluşturabiliyoruz ve bunları öğrencilerle paylaşabiliyoruz kendimiz. Az önce işte o linki paylaştığımız gibi. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi o sorunun cevabını verelim. Bubble.as bu uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulamaya giriş yapmak için herhangi bir hesabınızı ya da buraya işte otomatik olarak şey yapabilirsiniz. Ben Google hesabıyla giriş yapacağım. Kendi Google hesabımla. Giriş yaptıktan sonra Google hesabınızla daha önceki oluşturmuş olduğunuz Mailbreaker diyelim. Şu an işte dediğim gibi bu eskiden ücretsizdi tamamen. Şimdi artık ücretli olmaya başladı. Özellikle bu korona salgınından sonra daha çok bu tarz ürünler ücretli olmaya başladılar. Buradan yeni bir harita da oluşturabilirsiniz veya var olan haritadan da devam edebiliriz, fark etmez. Yeni harita oluştur dediğinizde işte size ilk önce bir düğüm veriyor. Burada iki tane seçenek sunuyor. Taba basarsanız bununla aynı düzeyde bir düğüm ekleyebilirsiniz. Ctrl Enter, Ctrl Enter'a bastığınızda bunun altında bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela Ctrl Enter yaptığınızda gördüğünüz gibi alt kala bir şey ekliyorsunuz. Bir daha Ctrl Enter yaparsanız bunun altında. Peki buna eşdeğer düzeyde bir şey yapmak istiyorsanız o zaman taba bastığınızda artık bununla ilgili diğer düzeyleri. Ben bu şekilde alt alta hiyerarşik değil ama az önceki gibi zihin haritası olarak çevresinde görmek istiyorum diyorsanız şuradan da yapıyı değiştiriyorsunuz. Grid değil. Bunun yerine circle olsun diyorsunuz.
bu şekilde artık çevresel olduğunu görüyorsunuz. Ve bunun içerisine dediğim gibi istediğiniz kadar alt dala inebiliyorsunuz ve tab tuşuna basarak da o düzeyde alt dallar oluşturabiliyorsunuz. Bu sizin için otomatik olarak boyutlandırmayı ve yerleşimi yapıyor. Tabii bunun dışında başka şeyler de var. Yani burada isterseniz kullanıcı tıklayıp onunla ilgili bir linke gitsin diyebilirsiniz. Yazı tiplerini değiştirebilirsiniz veya ekle deyip buradan görsel ekleyebilirsiniz gibi farklı seçenekler de mevcut. En temel düzeyde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tablara ve CTRL Enter, Control Enter kullanarak da kendiniz bu şekilde zihin haritalarını oluşturabilirsiniz. Bu da bir diğer seçenek zihin haritaları için. Daha sonra bu işiniz bittikten sonra da bunu JPEG ya da PNG olarak kaydedebilirsiniz veya farklı seçenekler de var gördüğünüz gibi. Share, paylaş butonuna basarak da buradaki linki alıp istediğiniz kişiyle işte şu Can Edit Link dediği başka birisinin düzenleyebileceği View Only dediği de mesela sadece görüntülemek için. Mesela bizim daha önce yapmış olduğumuz bir çalışmada zihin haritalarıyla işte yaratıcılık düzeyini ölçmek için bu şekilde edit edilebilir. Linkleri paylaştık. Öğrenciler arasında bunlar paylaşıldı ve birlikte geliştirdiler mesela. O zaman ücretsizdi. Şimdi artık ücretli gördüğünüz gibi bunu yapamıyoruz. Upgrade istiyor. Ama herkes de öğrencilerinizle paylaşmak için herhangi bir ücret ödemeden bu linki paylaşıp öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Bu şekilde bir etkileşim daha eklemiş olduk. Bunun dışında Google Formlar, evet kullanılan şey. Burada bir formumuz var. Eğitimi tamamlamadan önce lütfen benim de sizden istirhamım bu formu doldurmanız. Şu şekilde linke girdiğiniz zaman karşınıza şey çıkacak. Şöyle sağa ve sola alalım ki linki sürekli görebilirsiniz. Burada şu anda bu almış olduğunuz oturumda JPEG olarak kaydettikten sonra linki eklemişsek hala tıklanabilir oluyor. Olur. Yani denemedim ama olur. Sonuçta linki verdiğiniz zaman arka planda bir href dediğiniz bir tag ekliyor. Resim dediğinizde onun içerisinde bir img dediğimiz bir başka bir tag ekliyor. O yüzden olur. Olmayacağını sanmıyorum. Denemedim ama olur hocam büyük ihtimalle. Şu an ki yapmış olduğumuz bu eğitim yani bir saatlik yaklaşık sürdü şu ana kadar. Lütfen görüşlerinizi belirtirseniz şu anda müteşekkir olurum. En azından bir daha bunu tekrarlarsak ya da daha sonra link verirseniz. Link şu an ekrandaki link. Şu link görmüş olduğunuz. Şurada. Şöyle birazcık da büyütelim şunu. Giriş. Şu ce.tc'li olanı kullanmanız sizin için daha kolay olacaktır. ce.tc Niğde, Yozgat, W ve Z. Sohbet bölümünde tabii ki orada da paylaşıyorum. Hemen kopyala yapıştır. Evet, gönderdim şu anda. 1-2-3 dakikada bunun için zaman verelim. Bu tamamen oturumdaki yapılan işin daha da iyileştirilmesi amacıyla yapılan bir uygulama. Başka bir amacımız yok burada. Evet, muhtemelen doldurmuşsunuzdur ya da dolduramayanlar, devam edenler de bir dakika daha verelim. 58 geçiyor. 58. dakika olmuş. Tam bir saat olunca devam edelim bir sonraki slayda. Zaten çok fazla bir teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sayfa açılmıyor. Şu linki gönderelim. Bir de bunu denerseniz Sayın Mehmet Hocam. Ben de deneyeyim burada. Şu an bende açıldı o. Acaba kısa linkte mi sorun var? Çok da açıldı.
ya da şuradaki kare kodu da kullanabilirsiniz. Evet. O halde devam edelim. Tam bir dakika süremiz de doldu onun sonrasında. Başka ne ele alacağız? Şimdi iyi uygulamalardan bahsedeceğim. Yani bizim temel yedi ilkemiz ne olmalı, ne olabilir? Bununla ilgili bir son şeyimiz var. Tabii bunun öncesinde aslında şeye değinmek isterdim. Mesela kullanabileceğiniz diğer uygulamalardan, mesela Padlet uygulamasında kullanabilirsiniz. Bu Padlet uygulaması tıpkı şeyde olduğu gibi, az önceki bir önceki Nearpod'da olduğu gibi kullanıcılarımıza şey vermemizi sağlıyor. Şöyle gösterelim. Padlet uygulaması. Yine aynı şekilde öğrencilerin cevap vermesini buradan sağlayabiliriz. Mesela daha önceki oluşturduğum bir Padlet'i göstereyim. Öğrencilere soru gönderiyoruz ve bu linki gönderdikten sonra şunu kapatalım. Bu linki gönderdikten sonra, paylaş dedikten sonra öğrencilerden linki gönderdikten sonra kişilerin buraya cevaplar eklemesini sağlayabiliyoruz. Mesela bunu şeyde kullanabilirsiniz. Ders sonunda toplu geri bildirim almak istiyorsanız kullanabileceğiniz araçlardan bir tanesi de bu Padlet uygulaması. Bunun çok detayına girmiyorum. Bunun dışında Quizzes uygulamasıyla, ki gündüz de bahsedildi bununla ilgili, hani başka araçlar kullanabilirsiniz diye, yine Quizzes uygulamasını kullanarak da sorular yöneltebiliyorsunuz. Google Documents var ki özellikle işbirliğine dayalı ödevler veriyorsanız öğrencilerinize ve onları takip etmek istiyorsanız bence kesinlikle kullanmanız gereken bir uygulama. Bunu da şöyle yapabiliyorsunuz. Yani büyük ihtimal çoğunluğunuz kullanmıştır Google Docs diyelim. Bu Drive üzerinde, Google Drive üzerinde çalışan zaten bir uygulama. Boş bir çalışma sayfası oluşturuyorsunuz. Bu boş çalışma sayfasında o açtıktan sonra şöyle birazcık gördüğünüz gibi Word gibi bir ekran zaten. Hatta Word'ten daha farklı seçenekleri de var. Mesela söylemek istediğim şeylerden bir tanesi hangisi olabilir? Şöyle bakalım. Voice typing mesela. Bu şeyde Word'de yok veya ücretli sürümünde var. İşte voice typing dedikten sonra sizin şuraya tıklayalım. İzin ver diyelim. Sizin söylediklerinizi tıklayalım şöyle. Şuradan Türkçesi var mı bunun? Bakalım. Dili Türkçe'ye çekiyoruz. Voice typing'i açıyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık bizim söylediklerimizi otomatik olarak metne çeviriyor. Tabii tam %100 çeviremiyor gördüğünüz gibi ama büyük çoğunluğunu metne aktarma işlemini gerçekleştirebiliyor. Gibi. Bunu kullanabilirsiniz. Tabii bu aracın başka özellikle, yani Word'ün yaptığı neredeyse birçok şeyi yapıyor zaten. Burada asıl benim vurgulamak istediğim şey şu ama asıl göstermek istediğim bu aracı kullanarak işbirliğini sağlayabiliyorsunuz. Yani biz bunu genelde akademik çalışmalarda daha çok kullanıyoruz ama öğrencilere de bunu yaptırabilirsiniz. Diyelim ki bir başlık yazdınız, işte yöntem bölümünü X kişisi yazacak. Onu o kişiye bunu görev olarak atayabiliyorsunuz. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Sadece ondan bahsedeceğim burada. Çok detayına girmeyeceğim. Yorum ekledim. Ya çünkü bunu tek başına bunu anlatmak başlı başına ayrı bir kurs olur baktığınızda her bir bileşeni. Yorum ekledikten sonra başka bir kişiyi buraya atamak istiyorsanız başına et işareti koyup buradan o kişinin mailini yazıyorsunuz. Ve mailini yazdıktan sonra assign dediğinizde bu şekilde artık o kişi bu görevi yapıyor. Yapması gerektiği burada görünüyor. Ve o kişiye otomatik olarak mail gidiyor. Bu şekilde kişilere, öğrencilerinize atamalar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun bir diğer özelliği, bu çalışmanın bir diğer özelliği, burada çalışmanın bir diğer özelliği, yapılan değişiklikler versiyon olarak kaydediliyor ve süreç içerisinde hangi öğrencinin neyi değiştirdiğini de görebiliyorsunuz. Bu da kullanmanız için bir diğer sebep baktığınız zaman. Veya buradan geri bildirimler verdiğinizde, şimdi sınav kağıtları tamam belli bir süresi var saklamak için ama erişimi zor. Buradan erişiminiz de daha kolay olabiliyor. O yüzden Google Documents'ı da mümkün olduğunca işbirliğine dayalı örneklerde kullanmanızı öneririm. Bunun dışında burada söylemediğimiz Trello adında bir uygulama var. Bu uygulamada da proje yönetimi tarzında yapabileceğiniz bir, kullanabileceğiniz bir uygulama. Öğrencilerinize görev verip bunları takip edebilir ve görev tamamlandıkça bunların yanına check koyabileceğiniz bir uygulama, Trello uygulaması. Bununla ilgili de akademik çalışmaları
olduğunu hatırlıyorum eğitimde kullanımıyla ilgili. Son olarak 7 ilkeden bahsedeceğim. Birincisi, bunlar tabii çok önemli ilkeler bizim için. Öğrenci ve fakülte arası ya da öğrenci ile öğretim üyesi arası iletişimin sağlanması. Bunun için ya etkili olmasını istiyorsanız eğitimi mümkün olduğunca iletişim bilgilerinizin açık olması, öğrencilere erişim bilgileri, öğrencilerin size erişmesinin kolay olması, işte sistemdeki mesaj bileşeni olsun, forum bileşeni olsun ya da bunun dışında web sayfanızdaki içerikler olsun, mümkün olduğunca bunların aktif görünür olması gerekiyor ki öğrenciler sizlerle iletişim kurabilsinler. İkincisi, öğrenciler arası işbirliğinin sağlanması. Biliyorsunuz öğrenme sosyal bir süreç. Dolayısıyla mümkün olduğunca öğrenciler arası işbirliğini sağlamak gerekiyor ki günümüzde de hani görüyorsunuzdur ya da açılan ilanlarda takım çalışması, ekip çalışmasına yatkın ya da takım çalışmasına uygun gibi ifadeler var. Yani bir kişinin bir şeyi başlayıp bitirdiği değil, işbirliğiyle görevin bir kısmını başarıyla yerine getirdiği bireyler daha çok buradaki yapılandırmacılığın da mesela bir aşaması conversational and collaborational tools, yani iletişimin ve işbirliğinin sağlandığı araçların sağlanması ki bu bizim için çok önemli. Öğrenciler arası işbirliğini sağlamak ki bunu da az önce bahsettiğim araçlarla gerçekleştirebiliyoruz. Aktif öğrenmenin sağlanması, yani mümkün olduğunca öğrenciyi de işin içerisine dahil etmek, öğrenciye yaptırmak, yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak. Bu yüzden mümkün olduğunca oldukça fazla görev vermek. Zamanında geri bildirim verilmesi, bu da çok önemli. O yüzden her gün mümkünse web uygulamasını takip etmek, uzaktan eğitim sistemini ve bunlarla ilgili açıklayıcı geri bildirim. Yani sadece evet doğru gibi değil, açıklayıcı ve teşvik edici geri bildirimlerin verilmesi gerekiyor. Sürenin verimli kullanması, bu çok önemli bir bileşen. Time on task diye geçiyor. Yani iş zamanı iş. Bir süremiz var, burada bir süre harcıyoruz ve mümkün olduğunca bu süreyi en verimli şekilde hem öğretmen için hem öğrenci için en verimli şekilde harcamak gerekiyor. Bir enerji harcanıyor çünkü ortamda. Dolayısıyla süreyi çok verimli kullanmamız gerekiyor burada. Ve benim en çok önem verdiğim ve en çok derslerde yaptığım yüksek düzeyde beklentilerin ifade edilmesi. Dersin başlangıcında öğrencilerden beklentilerimizi en üst düzeye çıkarmalıyız. Yani örgün eğitimde bir birimlik veya 10 birimlik iş istiyorsak uzaktan eğitimde 100 birimlik bir beklentiye girmeliyiz ki. Çünkü ister istemez bu beklenti zaman içerisinde uzaktan olduğu için beklediğimizin altına düşecek. Yani başka bir deyişle ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diye ifade edebiliriz. Yani mümkün olduğunca üst düzey bir beklentiye girmemiz gerekiyor öğrencilerden ki üst düzey çıktılar elde edebilirler. Yani zorlanmadan eğitimin öğrenmenin olmayacağını, onların zorlanmadan öğrenmelerinin olmayacağını, mümkünse beklentilerimizin çok yüksek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve son olarak da farklı yetenekler ve öğrenme stillerine dikkat etmek gerekiyor. Öğrencilerin hepsinin aynı öğrenme türü yok. O yüzden mümkün olduğunca bu araçlardan sadece birini değil, birkaçını senkron bir şekilde kullanmanız da mümkün. Kaynaklarımız bunlar. Chikrin Gansu'nun kaynağı, Ganyan'ın işte Conditions of Learning kitabı. Ve son olarak eğer ilgi duyan varsa aranızda bu bahsetmiş olduğum elektrikle ilgili buluşların dışında YouTube'da bulabileceğiniz gündelik şeylerin destansı hikayesi diye arattığınızda bulacağınız belgesel, orada sıradan şeylerin tarih içerisinde nasıl geliştiğini isterseniz merak edenler izleyebilirler. Ben teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Sorularınız varsa onlara cevaplayabilirim. Biraz hızlı oldu galiba. 1,5 saat diye düşündük ama herhalde çok hızlı anlattım. Tamam, ben teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla soru yok. Teşekkür ediyorum. O halde oturumu sonlandırıyorum. Umarım burada göstermiş olduğumuz uygulamalar
gerçek hayatta da kullanacağınız ve uygulayacağınız. Muhtemelen kaydı yine sabah belirtilmişti. Oturumlar bittikten bir 10-15 dakika sonra aktif hale geliyor anladığım kadarıyla kayıt. Oradan takip edebilirsiniz diye ümit ediyorum. Anlık anket ile kastettiğiniz nedir? Yani şu an soru sorduğum cevapları görmek istiyorum gibi mi? Hocam. Mentimeter mesela, onu kullanabilirsiniz. Evet, işte Mentimeter'ı kullanabilirsiniz ya da bu uygulamadaki, yani şu anki yapmış olduğumuz sorular kısmından, yani siz de kullanacaksınız muhtemelen şu anki tartışma ortamını. Üst taraftan sorular kısmından, sabahki oturumda göstermişti hocamız. Yeni soru deyip buradan da soru ekleyebilirsiniz. Oradan da anket uygulayabilirsiniz. Ya da Mentimeter'ı kullanabilirsiniz. Dersin başlangıcında göstermiştim onu hocam. Anlık olarak anket uygulayabilirsiniz. Gelen cevapları da görebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel. Yani yararlı olabildiysek ne hale hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O halde hepinize iyi günler diliyorum sayın hocalarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.